Өмзік тамыры сағару. Өскізі бізді байыт бағар. Өскіндер исқан ұлтай. Мен алтай. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından organize edilen ve birçok değerli kurum, kuruluş ve belediyenin katkılarıyla düzenlenen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin ödül törenine bir kez daha hoş geldiniz. Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız demokrasiye ve milletimize kasteden teşebbüse kahramanca direnen şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah ülkemize o kötü günleri bir daha yaşatmasın diliyoruz. Ve vakit geçirmeden başlayalım o halde bu keyifli geceye. Festival Düzenleme Kurulu adına Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Menderes Demir'i açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sağ olun. Buyurun lütfen. Sayın Genel Müdürüm. Genel abi. Şimdilik değerli belediye başkanım, muhterem müsteşarım, kıymetli federasyon başkanım, aziz misafirler, tümünüzü selam, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Dünya Gazeteciler Federasyonu Ankara merkezli 2014 yılında kuruldu. Federasyonumuzu Türk dünyası gazetecilerini, medya mensuplarını, iletişimcilerini bir araya getirmek maksadıyla kurduk. Federasyonumuzun çalışma alanı 7 Türk Cumhuriyetimiz başta olmak üzere özel Türk Cumhuriyetleri, Türk toplulukları ve akraba toplulukları medya mensuplarını Ankara merkezli bir çatı altında toplayabilmek. Misyon olarak kendimize Türk dünyasının önemli fikir adamlarından İsmail Bey Gasparalı'nın dilde, fikirde, işte birlik düsturunu kendimize düstur edindik. Türk dünyası belgesel film fikri nereden çıktı denilirse, Tataristan Kazan'da bir araya getirdiğimiz Türk dünyasındaki medya mensupları ve iletişimci arkadaşlarımız, gazeteci meslektaşlarımızı bir araya getirerek birbirleriyle tanışıp, dünyadaki iletişimi, gelişimi birbirlerine aktarmanın yanında Türk kültürüne bulunduğumuz yayın kuruluşlarıyla ve bulunduğumuz ülkelerde başka ne gibi katkıda bulunuruz diyerek filmin, belgeselin özellikle medyada çok yer aldığını, herkesin ailesine girdiğini bu maksatla bir Türk Dünyası Film Festivali ve yarışması düzenleyelim kararlaştırdık. Ankara'da Türk Dünyası Gazeteciler Platformu ile bir araya gelerek Dünya Gazeteciler Federasyonu 1. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali yapmayı yönetimimizde karar aldık. Bu kararımızı devletimizin önemli kurumlarıyla paylaştık. Özellikle Kültür Bakanlığımızla, Kültür Bakanımıza ben hasreten teşekkür ediyorum. Kültür Bakanımız gerçekten Türkiye'de ilklere imza atan büyüğümüz. İnşallah ödüllerini filmcilerimiz alacaklar. Bu yaptığımız çalışmayla Türk dünyasına bir nebze katkı koyduysak ne mutlu bize. Bizlere bu etkinlikte çok büyük destek veren özellikle Anadolu Ajansı'na, TRT'ye, TRT Havaz'a teşekkür ediyorum. 3 günden bu yana TRT Havaz Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin etkinliklerini duyuruyor ve yayıyor. Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ni biz her zaman yanımızda görüyoruz. Eksiğimiz, aksağımız vardır. Olacaktır. Şimdiden ben özür diliyorum ama niyetimiz halis. Yaptığımız şeylerin hepsini bir halis niyetle, güzel duygularla bir Türk evlatı olarak, Türkiye hizmet olarak kabul edip lütfetmenizi, kabul buyurmanızı diliyor. Saygılar sunuyorum. Sağ olun efendim.
Evet, Menderes Bey'e konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz sevgili konuklarımız. Peki bu süreç nasıl yaşandı? Bu filmin, bu festivalin yapılmasına nasıl karar verildi? Çok kısaca ondan da bahsetmek istiyorum sizlere. Mayıs ayında yapıldı ve sonrasında 12 Ağustos katılımın son günüydü sevgili konuklarımız. Önce ön jüri, sonra seçici kurul toplandı ve ödüle layık filmler tek tek belirlendi. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin kısa bir tanıtım filmini izledikten hemen sonra ödül törenine başlıyoruz. Şimdi filmi hep birlikte izleyelim. Düzenlenen Türk Dünyası Uluslararası Belgesel Film Festivali'ne Türkiye'nin yanı sıra Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Başkurdistan, Tataristan, Yakutistan, Çuvaşistan, Kerkük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, Dağıstan, Gagavuzya, Hakasya'dan toplamda 70 yapım müracaat etti. Ocakulu Nardiyev'in başkanlığında toplanan jüri üyelerimiz Doçent Doktor Abdülhamit Avşar, Doktor Zeynel Koç ve Federasyon Başkan Yardımcımız İsmail Kahraman, ön jürinin 12'ye indirdiği filmler arasından ilk üçünü ödüle layık buldu. Toplamda 40 yapım, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali etkinlikleri kapsamında Adana'da, İstanbul'da, Bakü'de, Almatı'da, Niğde ve Lefkoşa'da gösterime girecek. Festivalde ayrıca meslek büyüklerimizden Servet Somuncuoğlu adına ödül verilecek, özel gösterim yapılacak. İlki gerçekleşen, Türk coğrafyasının tümünden katılımın sağlandığı, 4 ülke 6 ilde etkinliklerin düzenleneceği Türk Dünyası Uluslararası Belgesel Film Festivali'ne katkı sağlayan tüm destekçilerimize sonsuz şükranlarımızı sunarız. Evet, biz de destek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz ve artık vakit kaybetmeden ödül törenine başlayalım diyoruz. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Mansiyon Ödülleri Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ve Festival Yürütme Kurulu tarafından belirlendi. İlk olarak mansiyon ödülleriyle başlıyoruz. Kim aldı sevgili izleyiciler? İsterseniz onu da bir izleyelim. Sonrasında hem ödül alanı hem de takdim edecek olan kişiyi sahneye davet edelim. Evet, sizlerin de gördüğü üzere ilk ödülümüz misafir filmiyle Ahmet Bikiç'e gidiyor. Alkışlarla sahneye davet ediyoruz kendilerine. Ve tabii ki ödülü takdim olacak edecek kişiyi de hemen çağıralım. Yine alkışlarınızla Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Murat Aydın. Tebrik ederiz. Sağ olun. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Sağ olun, hoş geldiniz. Efendim, tebrik ediyorum. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'ne Zeytinburnu'muzda Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde ev sahipliği yapıyor olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyorum. Burayı, bu mekanı tercih ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir ilk ve ilk Zeytinburnu'nda galasını gerçekleştiriyor. Zeytinburnu demografik yapı olarak Türk dünyasının özeti olan bir kenttir. Bu yönüyle de farklı bir
boyutu var. Organizasyona destek veren bütün kurum ve kuruluşları tebrik ediyorum, kutluyorum. Ben iki sıfatla buradayım. Bir, ev sahibi, belediye başkanı ve organizasyona destek veren belediye olarak, artı Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Vekili olarak buradayım. Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin 28 ülkeden 1130 üyesi vardır. Belediyecilik deneyimlerini paylaşmayla ilgili konularda daha çok yoğunlaşmışız. Ama kültürel alanlara da yoğun destek veriyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, kutluyorum. Sizleri de kutluyorum, tebrik ediyorum. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Evet, ikinci mansiyon ödülümüz Avrupa'daki Türk soluğu Gagauzlar İvan'la Köksal'a gidiyor. Ve ödülünü takdim etmek üzere 24. dönem milletvekillerimizden Sayın Rıfat Say'ı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Tebrik ederiz. Sizi toplu için bekletiyoruz o yüzden. O yüzden. Yani kusura bakmayın. Sonuna kadar evet, ben de böyle güzel bir festivali düzenlediği için Federasyon Başkanı Menderes Bey'e, aynı zamanda ev sahipliği için de Sayın Zeytinburnu Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Sayın Başkan iki sıfatla bulunduğunu söyledi. Ben de bugün burada hem eski milletvekili, aynı zamanda bir gazeteci olarak bulunuyorum. Türk dünyasında bir küçük bir şeyim olacak. Türk dünyasında evet Orta Asya var ama benim geldiğim bir yer var, Balkanlar. Balkanların da olmasını isterim. Balkanlar da Türk dünyasının önemli bir yeridir. Balkanlar olması güzellik katar diye düşünüyorum. Tekrar tebrik ediyorum seni. İnşallah başarınız devam gelir. Teşekkür ederim. Sizleri de bırakmayalım lütfen. Sayın Vekilim ve saygıdeğer konuğumuz fotoğraf toplumu için ve hemen diğer mansiyon ödülümüze geçelim. Hızlı bir şekilde konuklarımızı bekletmeden ve izleyelim bakalım kim almış diğer mansiyon ödülünü. Diğer mansiyon ödülümüz Oğuzhan Koç Bozkır'ın Çiçekli Çocukları filmine gidiyor. Alkışlarla davet ediyoruz kendilerini sahneye. Ve tabii ki yine ödülü vermek üzere başka bir konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Müsteşar Yardımcımız Sayın Nihat Gül'ü de yine alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Evet. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle sizleri Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Nabi Avcı'nın adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Başkan da bahsetti. Federasyonun çalışmalarını çok yakından takip ediyor ama hem yurt içi hem yurt dışı yoğun program nedeniyle katılamadı. Bizler büyük bir kültürün ve medeniyetin evlatlarıyız, varisleriyiz. Öncelikli görevimiz bu medeniyetin birikimini korumak ve bizden sonra gelen nesillere aktarmak. Bunun için de her türlü aracı, her türlü vasıtayı kullanmak durumundayız. Sinema da bunlardan birisi ve günümüzün de en önemli kitle iletişim araçlarından birisi. Belgesel film her ne kadar sinemanın, filmin biraz gerisinde kalsa da ama erbabı bilir, belgesel filmler bir dokümanter yönü olduğu için daha sonra kuşaklara, daha sonra tarihlere bir kayıp düşülüyor belgesel filmlerle. Bu anlamda daha önemli, daha değerli olduğunu düşünüyorum ben. Bu vesileyle bu festivalin hazırlanmasında emeği geçen tüm katkı sağlayan herkesi
başta federasyon başkanımız Menderes Bey olmak üzere, sponsorluk sağlayan tüm kurum kuruluş ekşileri ve artı eserleriyle bu festival değer katan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Başarılı olanları, başarılı görülen ayrıca tebrik ediyorum. Ve inşallah bu tür çalışmaların artarak bugünkü heyecanla daha sonra devam etmesini diliyorum. Ve bir teşekkür de kültür belediyesi deyince aklımıza ilk gelen yerel kuruluşlarımızdan olan Zeytinburnu Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Saygıdeğer konuklarımız, mansiyon ödüllerinden sonra devam ediyoruz ve özel ödülleri veriyoruz. İlk özel ödülümüz seçici kurulumuzun belirlediği rahmetli meslektaşımız Servet Somuncuoğlu adına verilecek. Yaptığı belgesellerle, evet kendisi çok saygıdeğer bir isimdi. Yaptığı belgesellerle Türk kültürüne önemli katkılar sunmuş bir isim Servet Somuncuoğlu maalesef ki 2013 yılında aramızdan ayrılmıştı.
Servet Somuncuoğlu ile ilgili kısa bir VTR'miz var. Onu izleyelim, sonrasında törenimize devam edelim. Aslen Giresunlu olan Servet Somuncuoğlu, Enesir'in köklü ailelerinden Somuncuoğulları'na mensuptur. Babası Ali Hoca'nın öğretmenlik göreviyle gelip yerleştiği Karacabey'in İsmet Paşa köyünde 1964 yılında dünyaya gelir. İlkokulu babasının nezaretinde ciddi bir eğitimle İsmet Paşa köyünde tamamlar. 1975 yılında devlet parasız yatılı okul imtihanlarını geçerek Sakarya Arifiye Öğretmen Lisesi'ne kaydolur. Liseyi bitirdiği 1981 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Kasım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanır. Mezuniyetinin ardından Çorum Ortaköy'de bir sene öğretmenlik yapar. Ardından prodüktör unvanıyla Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na intisap eder. TRT kurumunda görev yaptığı 25 yıl boyunca milli ve manevi içerikli sayısız program ve belgesele imza atarak Türk kültürüne hizmet eder. 2004 yılında saha araştırmasına dayanan ilk eseri Don Kazakları, daha sonra Galle Mistisizmi ile kitaplaşır. 2005 yılından itibaren Moğolistan'dan Balkanlara kadar Türk coğrafyasının her köşesine yaptığı sayısız seyahatlerle tarih öncesi araştırmalarına başlar. 2008 yılında Taştaki Türkler eseriyle Sedat Simavi ödülünü alır. Ankara Güdül Salihler Köyü'nde keşfettiği Türk kaya resmi alanı, Türkoloji sahasında çok önemli bir sayfadır. Bu sayede Türklerin 1071'den çok daha önce Anadolu'da oldukları ispat edilmiştir. Mütakiben saymalı taş ve damgaların göçe eserleriyle Orta Asya'dan Balkanlara tarih öncesi Türk kaya resimleri serisini tamamlar. Somuncuoğlu'nun çalışmaları açıkça ortaya koymuştur ki Tuva'da, Hakkari'de, Güdül'de, Ordu'da, Kosova'da, bütün Avrasya coğrafyasında kaya resimlerini çizen el aynıdır. Karlı dağlardaki sır, damgaların göçü, altın elbiseli adam, Türkistan'da bir gün, zamana karşı ve koşu burnunda düğün belgeselleriyle kültür dünyamızda büyük bir boşluğu dolduran Servet Somuncuoğlu 2013 yılında aramızdan ayrılır. Büyük Türk evladı, şimdi aşığı olduğu Türk Bengütaş'ın ve şanlı Türk bayrağının gölgesi altında, ebedi aleminde. Bir kez daha rahmet ve saygıyla Servet Somuncuoğlu'nu anıyoruz bu akşam ve özel ödülünü açıklamak üzere Servet Somuncuoğlu'nun saygıdeğer eşi Nevin Hanım'ı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Bakalım ödül kime gidiyor? Nevin Hanım açıklayacak bizlere. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Servet Somuncuoğlu Özel Ödülü Baba Ocağı Rodion İsmailov Azerbaycan. Evet, alkışlarla ödül takdimini yapıyoruz. Bu vesileyle birkaç cümle söylemek istiyorum. Lütfen. Değerli konuklar, Türk dünyasının kıymetli yönetmenleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Servet Somuncuoğlu adına özel ödül ihdas edilmesinden dolayı Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin değerli tertip komitesi üyelerine, ödül değerlendirme heyeti üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Servet Somuncuoğlu'nun daima söylediği bir söz vardır. Onu da paylaşmadan geçemeyeceğim. Kültür paylaşıldıkça çoğalır derdi her zaman. Değerli yönetmenlerimizin çektikleri belgesellerle Türk kültürünün paylaşılmasına katkılar sağlamalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu gece burada ödül alacak olan
tüm yönetmenlerimizi kutluyorum. Bu vesileyle sevgili eşim Servet Somuncuoğlu'nu bir kez daha özlem ve dualarımla anıyor. Herkese saygılar sunuyorum efendim. Biz teşekkür ediyoruz sizlere. Evet, tercümanımızı... Gereksiz. Evet. Çok sağ olun, ben de sizi teşekkür ederim. Çok şadım ki ben burada iştirak ederim bu festivalde. Ben arzu ederim, niyetim budur ki bu festival bugün birinci adım atır burada. Koyup o birisi adımları bütün dünya yayılsın, bu festivalin sesi gelsin bütün dünyada. Ona göre ki bu dünyada çok dünyalar var. Koyup bu Türk dünyası her yerde ses versin. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Biz de bir kez daha sizi tebrik ediyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz gecemize katıldığınız için. Ve bir kez daha sevgili eşinizi rahmet ve dualarla anıyoruz. Sağ olun. Evet, saygıdeğer konuklarımız, ikinci özel ödülümüzle devam edelim programımıza. Ödülümüzün adı Türk Dünyası Özel Ödülü. Ödülü açıklamak ve takdim etmek üzere değerli başkanımız Sayılmaz Karacan'ı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Türk Dünyası Özel Ödülü Sarı Oya, Adiler, Kara Oç, Kırgızistan. Özel ödülümüzü de Sayın Zeynel Koç açıklayacak ve takdim edecek. Alkışlarla Sayın Koç'u sahneye davet edelim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Sağ olun. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Jüri Özel Ödülü. Müsahip Eren Bektaş. Sayın Eren Bektaş geliyorlar. Hoş geldiniz. Tebrik ederiz. Hoş geldiniz. Çağlay masum pak, haftayı kemer, bez, kutlur haziran, sefayı piran, haktan inayet, bizdi kurban. Afkeyle kadir Allah, defreyle kadir Allah, rasulüm min Allah, ben fethim verip ve beşir miminim. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, ya bir takdim kenar, bektaş verir. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Başarılarınızın devamını diliyoruz genç arkadaşlarımıza. Ve artık ilk üçe geçelim mi, ne dersiniz? İlk üçü sizlere takdim edelim yavaş yavaş ve ilk olarak üçüncü olan filmin açıklayalım sizlere. Ama açıklamak ve ödülü de takdim etmek üzere Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Sayın Fahri Solak'ı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali üçüncüsü. Şunu gelecek. Salavat Yüzeyev, Tataristan. И вот это в нашей гербе, вот я вот рисую в таком линии, вот видите,
Zaten ilk hafta da korkuyordu. Evet. Size birkaç kelime verelim lütfen. Tercümanımızı da alalım. Tatarca eden belki anlayacağızdır. Benim için bu bir zor vakıga. Min bir kanaat. Çok güzel İstanbul şehrinde şunday bir priz alır. Teşekkür. Biz teşekkür ederiz sizlere. Ben tercüme edeyim müsaade ederseniz. Benim için büyük onur hem İstanbul'da bulunmak hem İstanbul'da bir hediye almak büyük onur dedi. Biz de bu vesileyle bu güzel ortama ortaklık etmekten Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak her ne kadar adı Belediyeler Birliği olsa ağırlıklı olarak faaliyetlerini yerel yönetimler, belediyeler aslında yürütse de ortak Türk kültürünü, ortak Türk kültür mirasını yaşatmada, desteklemede, tanıtımında her zaman projelerle desteklemek, bu projelerde yer almak, partner kuruluş olarak yer almak bizi mutlu ediyor. Bu akşam da onun bu mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz size teşekkür ediyoruz. Sizi bırakmıyoruz toplu fotoğraf çekimi için. Kısa bir süre bekletelim lütfen. Come here please. Thanks. Ve şimdi sıra geldi ikinci olan filmi açıklamaya sevgili konuklarımız. Heyecan yükseliyor. Biraz beklesek mi sizleri diyorum ama yok neyse bekletmeyelim. İkinci filmi açıklamak ve ödülünü takdim etmek üzere Kırgızistan Milletvekili ve eski Kültür Bakanı Sayın Sadık Şerniyaz'ı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ikincisi Ben Hakas Yuri Kuruçka Hakas ya. Evet. Film aşkına. Evet, Hoca Kulinari. Hoca Kulinari. Ben Kırgızca söyleyeyim. Benim için bugünkü Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nde bunday çok büyük festival Bayge tapşuru men için çok sıymık, çok kanagat. Bu festivalga büyük büyük yakşı iyilikleri kalayız. Çok teşekkür. Biz teşekkür ediyoruz. Sizleri de kısa bir süre bekletelim. Varsa söyleyeceklerinizi alalım lütfen. Я позволю себе процитировать нашего хакасского поэта Кирчичакова, который говорил, находясь где-то далеко от своей родной земли, он говорил так. И где бы я ни был, я в думах с тобою, родная Хакасия, солнечный край. Что-то хорошее скажи. Хакасия'nın ünlü bir yazarının sözleriyle bitirmek isterim sözlerimi. Kirchikov. Kirchichakov adlı bir ünlü bir yazarın. O uzak, vatandan uzak olduğu zamanlarda böyle bir sözler yazmıştı. Ne kadar uzak olsam da doğma diyarımdan, her zaman seni düşünüyorum, yüreğimdesin. Teşekkür ediyoruz sizlere. Спасибо. Sağ ol. Bu arada Züleyha Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Tercümanlıkta bize yardımcı olduğu için. Ve geliyoruz akşamın en heyecanlı, en özel anına. Evet biliyorsunuz bu festival büyük emeklerle yapılmıştı. Ve birazdan birinciyi açıklayacağım sizlere. 2016 Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin birincisi. Tabii ki ben açıklamayacağım. Bir yine sahnede konuğumuz olacak. Ünlü Türkmen yönetmen ve jüri başkanı Hoca Levli Narlıyev'i sahneye davet ediyoruz alkışlarla. Hoca Kuli Narlıyev, özür diliyorum sizlerden. Sayın Narlıyev'e bu kadar mı alkışlar? Birinciyi açıklayacak. Hem jüri başkanımız kendisi.
hem ünlü Türkmen yönetmen. Hoş geldiniz Sayın Aliyev. Добрый вечер, дорогие друзья. Я не буду делать вид, что я не знаю, что тут написано. İyi akşamlar değerli konuklarımız. Burada yazılanlarla ilgili ne olduğunu bilmediğimi söylemeyeceğim. Потому что я знаю, что тут написано. Çünkü biliyorum. Первый приз этого фестиваля присуждается фильму «Коч» режиссеру Artık Payu Suyunduku. İlk yeri, bu festivalin ilk yeri Koç filmine Artık Payu Suyunduku'a aittir. Tebrik ederiz. Tekrar rica edelim Sayın Tercümanımızdan. Tekrar bir söyler misiniz birinci olan filmi? Tekrarlayalım. Koç filmine gidiyor. Koç filmi. Evet. Artık Payu. Heyecan yapmayalım. Artık Payu Suyunduku'nun Koç filmi. Evet. Alkışlarla birincimizle böylelikle açıklamış oluyoruz. Сегодня эта возможность оказалась облегченная, потому что фильмы документальные, художественные, они сами приходят и рассказывают о каждой нации, о каждом народе. По отдельности, сидя вот в этом зале, можно это посмотреть. И еще раз потому говорю, создание этой организации нам позволит намного быть ближе, узнать друг друга, историю, сегодняшние, завтрашние проблемы наших народов. И я еще раз приветствую эту организацию и хочу, чтобы все и сидящие здесь, люди всего тюркского мира, чтобы это понимали, и не просто говорили, вот это хорошо, хорошо, а вкладывали свой труд, свое конкретное результативное отношение, чтобы действительно наше отношение завтра было лучше, чем сегодня. Bugün biz buradayız ve iletişim kurmak daha kolay oldu. Çünkü burada oturarak filmler vesilesiyle farklı farklı Türk milletlerinin tarihini, geçmişini, geleceğini, sorunlarını ve kültürünü görüyoruz, biliyoruz. Böyle bir kurumların, kuruluşların, organizasyonların olması çok büyük bir sevinçtir. Çünkü onların vesilesiyle biz bugün Türk kardeşlerimize daha yakın oluyoruz. Ve böyle bir iletişimin olmasını hepinizi burada aktif olmanızı çağırıyorum. Ne kadar ki beraber olacağız, o kadar da bizim kardeşliğimiz daha sık olacak. Endres Bey, sana, senin yardımcılarınıza, hepimize çok çok teşekkürler. Biz size teşekkür ediyoruz Sayın Narliyev. Ve Göç filminde emeği geçen herkese bir kez daha kocaman bir alkış rica edelim. Organizasyon komitesine, Sayın jüri komitesine çok teşekkür ediyorum. Bu Türk Dünyası'nın sinema festivaline, çok enteresan festivaline iyi yolculuk diliyorum. Teşekkür ederim. Şunu. Tamam. Sonra kapatıyoruz. Tamam. Ve teşekkür ediyoruz herkese, emeği geçen herkese ve kapanış konuşmasını yapmak üzere festival direktörümüz Sayın Turan Şahin'i davet ediyoruz sahneye alkışlarla. Yarın Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nde olacağız. Sabah saat 11'de başlayacak programımız. Akşam 19.30'a kadar devam edecek. İki çadırda, biri Kırgız, biri Azeri çadırında ve bir de meydanda yaklaşık 35 film izleyeceğiz. Temel amaç şu, özellikle Türk coğrafyasının diğer ülkelerinde çekilen filmleri Türk izleyicisiyle buluşturmak. Malumunuz belgesel filmler, kültüre dayalı bu tür yapımlar artık Türk televizyonlarında aynılaşan kültürel ortamda çok fazla yer bulamıyorlar. Bir nevi hizmettir diye düşünüyoruz. Bu belgeselleri bir kültürel taşıyıcı rolüyle yarın Zeytinburnu'nda Topkapı Kültür Mahallesi'nde izletmeyi
kendimize bir görev bildik. 35 film izleyeceğiz. 35 filmi daha sonra Lefkoşa'ya taşıyacağız. Başkanım konuşmanın başında söylemişti. Daha sonra Niğde'ye, daha sonra buradan Türk filmlerini alıp Bakü'ye götüreceğiz. Daha sonra da Almatı'ya götüreceğiz. Tekrar çok teşekkür ederim. Katıldınız. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür plaketlerimiz olacak. Bu plaketleri de verdikten sonra programımızı kapatmış olacağız. Bir diğer teşekkürü borç bildiğimiz isim Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu. Kendisine ödülünü vermek üzere Fahri Sola bu ödülü verelim, bizim adımıza iletsin. Fahri Bey'e ödülü takdim etmek üzere Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy'u. Çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz hafta Safranbolu'da da 17. kez düzenlediğimiz Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin buna benzer ödül törenini gerçekleştirdik. Bu festivale de Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin desteğini almış idik. Başta değerli başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu ve genel sekreterimiz Fahri Solakbay'ı görmek üzere bütün Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyelerine teşekkür ediyorum. Türk'ün tekrar bir araya geldiği, beraber yaşadığı, kültürlerini paylaştığı günleri birlikte yaşarız diyorum. Hepinize saygılar sunarım. Çok teşekkür ederim. TRT Genel Müdürü Şenol Gökabe'ye ödülünü vermek üzere. Mustafa Farsakoğlu Adalar Belediye Başkanı, eski belediye başkanı eğer bizi kırmazlarsa Sayın Avşar'a ödülünü TRT Genel Müdürümüze iletmek üzere takdim ederlerse mutlu oluruz. Bizi burada yakalamışken birkaç cümle alalım. Öncelikle TRT Genel Müdürümüz Şenol Göker Bey'in selamlarını iletiyorum. Malumunuz TRT Türk dünyasına en çok değer ve önem veren kuruluşlardan birisi. Şu anda burada kayıt yapmakta olan TRT Avaz tamamen Türk dünyasının ortak kültür, sanat ve medeniyetini anlatmak, karşılıklı bu coğrafyaya duyurmak için kurulmuş bir kanal. Bu anlamda Sayın Genel Müdürümüzün de son dönemlerde özellikle genel müdür olduktan sonra çok ciddi katkı ve motivasyonu var. Bir de kendi bir şahsi şeyimi söylemek istiyorum jüride de yer aldığım için. Türk Dünyası belgesel filmlerini seyrettiğimiz zaman ben bir belgeselci olduğum halde bilmediğim çok şey öğrendim. Malumunuz belgesel bilimin sinemayla buluştuğu bir alandır. Bu tür belgeseller arttıkça, bu tür festivaller, bu tür etkinlikler arttıkça bizim birbirimizi tanımamız, arada kaybolan yüzyılları telafi ederek yeniden kavuşmamız, birleşmemiz daha kolay mümkün olacak. Ve bunlar arttıkça biz her tarafta konuşulan dilin Türkçe olduğunu ve her birimizin de Türk olduğunu anlayacağız. Birbirimize bu sıfatların dışında hitap etmeyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Efendim iyi akşamlar diliyorum. Bu kadar gerçekten kültür ve sanatla yoğrulmuş böyle güzel bir gecede, anlamlı bir gecede. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı gerçekten derin mutluluk duyuyorum. Ben Sayın Müdürümüzü de, yeni genel müdürümüzü de TRT kurumunda kutluyorum. Bu arada tabii Dünya Gazeteciler Federasyonu Başkanı ve Tertip Komitesi Başkanı değerli Menderes Bey hemşerimi kutluyorum. Beni davet ettiler. Bu nazik davetlerinden dolayı, başarılarından dolayı. Bu festivalde emeği geçen
herkesi kutluyorum. Katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Ve umuyorum, diliyorum, gelecekte çok daha güzel festivallerde birlikte olacağız. Türk dünyası kaynaşacak. O artık uzun ayrılıklar ortadan kalkacak. Hepinizi katıldığınız için bu akşam saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Biz de payet bağlar. Üskünde